O zaman şimdi bir sandalye rica ediyorum. Hanginizi alalım ortaya? Hanginizin kafasını yakalım? Hanginizin beyin hücrelerine zarar verelim? Hanginizin aklı dengesi bozulsun? Özgün Hanım, kim derseniz... Benim olsun. Hadi Özgün'ün olsun. Hadi Özgün'ün olsun. Şimdi serbest atış oynuyoruz sevgili Mesut Yavaş. Hayır. İkinci turda seni alacağız ama önce bir seyirci rica ediyorum. Efendim gelecek onu uzak. Buyurunuz beyefendi. Hemen el kaldırdılar. Alkışlar efendim seyircimize. Doğancığım şuradan mikrofonu alalım. Mikrofonu alalım. Bu oyunda... Önce sizi tanıyalım. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. İsminiz nasılsınız? Nedir efendim? Fahri Doğan. Fahri Bey, biraz daha geriye gelir misiniz? Çünkü sizden ne rica edeceğim? Az sonra Özgün'e yine seyircimizden bir kelime alacağız. Ve Özgün o kelimeyle bize bir hikaye anlatırken... Giray Bey kelimeyi değiştirecek. Siz bir sayı vereceksiniz. Doğan Bey de bir renk verecek. Ve onun kafasını karıştıracağız. Amacımız sizin mümkün olduğunca sadist olmanız... Onun beynini yakmanız, kafasını allak bullak etmeniz ve her harfi söylediğinizde, sayı söylediğinizde bir adım ona yak. Yani iki, bir, üç gibi düşünün. Onun tepesine çökmenizi rica ediyoruz. Tamam mı efendim? Bir kelime istiyorum. Sizin söylediğiniz kelimeyle Özgün bir hikaye anlatacak. Küçük hanımefendi var şurada, oraya gidelim. Basit olmasın, söyle. İskelet. Anam, çok güzel, tamam. Peki, tamam. İskeletle ilgili bir hikaye anlatmaya başlıyorsun. Kelimeyi değiştiriyorsunuz. Siz beyefendi sayıyı, siz rengi. Serbest atış başlıyor. İskelet gibi olmak istiyordum. Mesut Yar bile o kadar kiloyu vermişken ben de verebilirim dedim. Doğru bir diyetisyene gittim. Diyetisyen dedi ki hanımefendi siz olduğu gibi basene almışsınız. Dedim ki bunun farkındayım. Siz bana çözüm yolunu söyleyin. Telefon. Ben çözerim dedim. Telefon çaldı. Açtım annemmiş. Annem dedi ki hayır sadece basene değil belinde de var. Dedim 32. Anne sen bizi nasıl duyuyorsun? Ben anlamadım ki dedim. Sen bizi nasıl duyuyorsun 32. Anlamadım ki dedim. 32 yerime böcek yerleştirmiş beni dinliyor. Kadın ruh hastası anacığım. Çocukluğumdan beri çok merak eder beni. Her zaman neredeyim ne yapıyorum mutlaka arar sorar. Yeşil. En son Yeşil Cami'nin orada beni... Erkek arkadaşım el ele görmüş. O günden sonra 32 tane böceği bana yerleştirmiş. Yerde bol olduğu için rahat ya. Rahat serpiştirmiş böcekleri. Hem böceklerden kurtulmak hem kilolardan kurtulmak için kamyon gibi olmuşum. Söylemesin. Kamyon... Demesin mi bana? Damperli gibi olmuşsunuz hanımefendi. Dedim ki ya sen nasıl diyebilirsin bana yardım et. 92 kilo olmuşsun yaklaşmayı dedi. Unutmayın. Dedim ki 86'dır o yanlışımız olmasın. Dün akşam yemeği fazla kaçırıp 92 kilo olmuşum. Mor. Ne yapsınlar? Mosmor kesildim. 90'lı kilolara hiç çıkmamıştım. Bilen bilir. Dukan diyetini denediğim zamanlarda inmiştim 70'lere. Klozet. Ama klozete sığmıyorum. Öyle bir, öyle bir şey. Eve özel klozet yaptırdık. 4 kişilik. Rahat rahat oturayım diye. Sonuçta... 85. 85'liyim ben. Kendim 85'liyim. 85'liyim. Kaç yaşında olmuşum? 30 yaşındayım. Yavru ağzı. Yavru ağzı kadar... Küçük bir bel istiyorum dedim. Bu yavrunun ağzı kadar böyle daracık. Benim bu kadar daracık olsun dedim. Tamam dedi diyetisyen. Bastı bana kepek ekmeğini. Bastı bana kepek. Tencere. Ben ne yapıyorum? Tencerenin dibini kepek ekmeğini. Döndüre döndüre yiyorum. Dedim ki kepek ekmeği yiyin dediniz ama onun dışında ne yiyeceğimi söylemediniz dedim. Üç numaradan Nalan abla geldi. Siyah. Dedi ki siyah çarşafı sen mi silkedin? Aşağısı olduğu gibi ekmek kırıntısı oldu bidon. Dedi. Dedim ki bidon ağzını dedim senin bidon gibi bir kıvırırım senin dedim 98. Nalan abla. 98 kiloyum zaten sinirim tepemde. Kadını yolladım. Petrol yeşili. Petrol yeşili gözlerime kocam baktı. Dedi ki olsun karıcığım küvet. Ben seni her haline seviyorum. Küvete yatırdı beni. Alıyoruz Özgür Hanım, alıyoruz. Evet Özgür Hanım. Küvete yatırdı, alıyoruz canım. Hadi canım ya. Hayır. Cidden mi? Hayır, sen sayı söyleyeceksin Mesut ya. Tamam peki. Sen sayı söyleyeceksin. Konuğumuza teşekkür ediyoruz. Şahaneydi, harika sıkıştırdı. Aynısını sizden rica ediyoruz. Özgün iyi misin? Küveti devam ettiremedim ya, iyi değilim. Hazır mısınız? Bir kelime rica ediyorum bu sefer Aydın'ın hikayesi için. Arkaya gidelim bakalım efendi orada elini kaldırmakta. Koşarak gidiyoruz. Halay. 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 Atasporumuz halay. Yaşasın. Halay forever. Hazır mısın halaya? Tamam hazırım. Tamam. Siz de hazırsınız. Hazır. Buyurunuz efendim. Soyunma odasında bekliyordum. Arkadaşlar tutturdu. Dedi ki bir halay çekelim dedi. Isınma turu olsun bizim için. Maçtan önce sahaya çıkıp ısınmamıştık çünkü. Ben de ayaklı balır tam giyiyordum. Böyle kollan beni tuttular. Havaya kaldırdılar. Böyle halaya başladık böyle. Koridorda gidiyoruz. Dangıdı dongıdı dangıdı dongıdı. Enişte.
Enişten Mahmut Tuncer benim geldi girdi soyunma odasına dedi ki... Oğlum dedi ısınmada seni göremedim dedi. Halay çekiyor musun dedim. Şimdi başladım halayım. Tut elimden beni böyle diğer stada doğru götürüyor böyle. Sağ yolu çıkacağız böyle. Çorapları falan giyiyorum şimdi. 7 numara forma giyiyorum ben böyle. Tam böyle formayı da giyiyorum. İçeride atlet var. Beyaz beyaz görünüyor. Kırmızı. Böyle. Kırmızı iç çamaşırı var. O hiç görünmesin diye. Onu değiştireyim diye ben bir daha soyunma odasına girerken hoca dedi ki oyuncu değiştiriyor. Sen ikinci yere gireceksin. Bisiklet. Maça başladılar. Ben dedim boş durmayayım bari. İçeride bisiklet çeviriyorum koridorda böyle. Hakemin yanına doğru gidiyorum işte. Dedim hocam yani ben bisiklet çeviriyorum. Beni birazdan maça alacaklar dedim. Yedi kulübesinde beklemeyeyim. Dışarıda bir iki adım atarım ben falan 67. dedim. 67. 67 diye bağırdı bana. Tamam mı? Ondan sonra dedi ki Zonguldak'ta oynuyorum herhalde ben. O yüzden bana 67 diye bağırıyor. Zonguldak'ta oynamıştım bir sezon. Ondan sonra işte yedi kulübesinde önüne doğru çöktüm ben. 11. 11 numaralı topçu böyle topa bir vurdu ağzıma geldi. Dedim ki şimdi ağzını dedim böyle sahaya doğru atlamaya çalıştım. Orada bana hakem baktı dedi pudra. Ki... Pudra sürmüşsün suratına dedi. O yüzden şimdilik bir şey demiyorum sana dedi. Neyse oturdum ağzımı açmıyorum ama maç nasıl gidiyor? Top bir o yanda bir o yanda. Ondan mavi. Efendim? Mavi. Mavi mavi baktı bana teknik direktör. Bir göz göze geldik. Dedim ki hocam gireyim mi? Terbiyesizler utanmadan beni sahaya sürdüler. Tavuk. Tavuk gibi zıplıyordum ben de sağda. Top gelmiyordu ayağıma. Bir türlü gol atamıyordum. Forvettim ama kaleye doğru gidemiyordum. Siyah beyaz diye bağırıyordu taraftar. Dedim ki ulan Zonguldak'tayım ben. 13 numara giyiyorum ama 13 numara. Pi sayısı verdiler. Pi sayısı verdiler. Pi sayısı kaçtı? 3.15'ti. Yavru ağzı. Yavru ağzı. Sucuk. Yavru ağzı sucuk verdiler elime. Japon. Parmak. Japon yapı.